Ülkemizde sayıları 9,2 milyonu bulan yeşil kart sahiplerini de bu yakından ilgilendirir durumda. Bunu şöyle özetlemek gerekir ise 9,2 milyonu bulan yeşil kartların vize tarihleri doluncaya kadar sağlık hizmeti almaya devam edecekler. Sonra yeni statü uygulanacak. Yeni statüye geçecekler. Evet. Kartların vize tarihi dolmadan önce yeşil kartların da tamamı kendilerine gelir tespiti yaptırıp gelir tespiti oranında ya genel sağlık sigortası primi ödeyecekler veya gelirleri düşük çıktığı oranda da devlet tarafından primleri ödenmeye devam edecek ve sağlık hizmeti alacak. Gelir tespitine tabi tutulacakların içerisinde özel şirketlerde çalışan ve sosyal güvenlik primleri 30 güne üzerinden ödenmeyen işvereni kişiyi 20 gün çalıştırdı, 20 gün sigorta primini ödedi, 10 güne eksik kaldı. Evet. Çalışanlar bunları Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden takip edecekler ve atlarına eksik yatırılan 10 günlük primi de genel sağlık sigortası primi kapsamında 30 güne tamamlamaları gerekmekte. Evet. Genel sağlık sigortası ülkemizde yaşayan herkesi kapsam içerisine almakta. Evet. Yani bunlar nedir? 4A'lı, 4A Evet. statüsünde, 4B statüsünde, 4C statüsünde çalışanlar hariç olmak üzere adına herhangi bir sosyal güvenlik kaydı olmayan herkes gelir tespitinde bulunmak zorunda. Bunların yanında çocuklarımız da var. Çocuklarımız şöyle ki 18 yaşını doldurmuş olan kız ve erkek çocukları. Eğer 18 yaşını doldurmuş kız ve erkek çocukları orta öğrenimlerinde 20 yaşına kadar, üniversite öğrenimlerinde ise 25 yaşına kadar anne baba üzerinden bakılmaya devam edecekler veya genel sağlık sigortası kapsamında devam edecekler.